Merhabalar efendim. Merhaba. Buradayız çünkü gerçekten Fly Anatolia Uçuş Okulu olarak şu anda enleri oluşturmuş durumdasınız. Ve böyle bir keyfi yılların tecrübesiyle bizlerle buluşturma savaşınız için sonsuz teşekkürler ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Yanmar'da. Hoş bulduk. Bu bir tutku, bu bir aşk, bu bir sevda. Aslında o kadar uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş var ki 1987'lerde başlayan bu koşturmacanın 2010 yılında Fly Anatolia Uçuş Okulu markasıyla buluşması hikaye. Evet. Ve ben tabii ki bu keyfi kurucusundan dinlemek istiyorum. Buyurun. Tabii ki. Yani ben ilkokul yıllarında işte ilkokul arkadaşlarım futbol topu peşinde ya da maçlarda koşarken ben gökyüzünden geçen uçaklara bakardım, helikopterlere bakardım. İşte milli bayramlarda, 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda ve diğer farklı bayramlarda uçaktan atlayan paraşütçüleri hayranlıkla izlerdim. Onlar nasıl yapıyor falan diye böyle imrenirdim. Ama tabii yönlendiren yoktu o yaşlarda bizleri. Hani işte Türk Hava Kurumu'nun Türkiye'de olduğunu falan bilmiyorduk. Hatta Türk Hava Kurumu adından bile bir haberdik. Yıllar geçti. Ortaokul yıllarında, ortaokul 1'e giderken babam esnaftı o dönemde. Radyo televizyon tamiri yapıyordu. Onun komşusu vardı, bir halı dükkanı vardı. Ona hep böyle arada uğrardım. İşte uğradığım zaman çay ikram ederdi. Bir gün ne yapıyorsun boş zamanlarında diye sorduğunda ben dedim kağıttan uçaklar yapıyorum. Nasıl yani dedi. Dedim basma ya, sen hiç yapmadın mı dedim. Hatta dedi ki ya dedi tamam yaptım da Türk Hava Kurumu'nda daha profesyonel uçaklar yapılıyor, model uçaklar. Niye oraya gitmiyorsun? Ben öyle bir yer mi var dedim. Niye olmasın dedi. Var dedi. Hadi gidelim. Hatta ilk iki dersim İngilizce ve fen bilgisiydi ortaokulda. Ortaokul 1'de. Ben o ilk iki dersime bile girmedim. Türk Hava Kurumu'na geldim. Kartal merkezdeydi o dönemde. Binaya girdim böyle. Zaten iki katlı büyülendim. İlk katına girdim. Sevgili Nurdan ablamız vardı, şube başkanımız. İşte maket uçak aldım. Maket diyorum, özür diliyorum. Model uçak aldım. Ve model uçağı aldım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. İşte o noktada da bir üst katta atölyede bulunan o dönemki abilerim. Hadi gel yardımcı olalım dediler. Havacılığa öyle adım attım. Yaklaşık 8 sene model uçak yaptım. Çok keyifliydi. Hani çıtalardan yaptığınız bir şeyi böyle uçak haline getirip onun uçtuğunu görmek ayrı bir keyif. Fakat yıllar sonra İstanbul'da onları uçuracağımız alan kalmadı. Yani daha doğrusu gece kondulaşmadan dolayı bizim uçaklar evimizde sandıkla bekliyor oldu. Dedim ki ben kendi kendime sordum bunu. Ya dedim hep biz bir şeyleri uçurduk. Neden biz uçmuyoruz artık? Kendimiz neden uçmuyoruz? O noktada işte bir arayışa girdik tabii. Hani ekipteki o model uçakçı arkadaşlarımla, abilerimle. Ne olabilir bu derken İsviçre'den bir arkadaşımız geldi. Şu Kartal şubemize, Türk Hava Kurumu'na. Sırtında bir tane çantayla. Bu ne dedik? Bu dedi dağ paraşütü. Yamaç paraşütü tabiri bile yoktu. Ne oluyor bununla? İşte bununla dağdan koşarak havalanıyorsun, uçuyorsun, kuşlar gibi süzülüp yere iniyorsun. Hadi bize öğret dedik. Rahmetli Kemal Sunal'ın o Kibar Fevzo'daki gibi hela kuyruğuna girer gibi biz kuyruğa girdik. 10 kişi böyle öğreneceğiz dedi ki o zaman tabii öğrenme diye bir şey yok zaten. Hani ders anlatımı yok. Bize sadece paraşütü bağla, çek koş. Toplamda belki iki defa paraşüt çektim ve çok hoşuma gitti. O yıllarda da artık babam yurt dışındaydı, Avusturya'da yaşıyordu. Yaşıyordu derken çalışıyordu orada. Dedim baba ben paraşüt öğrendim, bana paraşüt al. Ve aldı. Hiç itiraz bile etmedi sağ olsun. İlk paraşütüm Avusturya'dan geldi. Onunla uçmaya başladım. Yaklaşık 2 sene tek başıma uçtum ama ondan sonra aklıma şu geldi. Ya dedim bunun 2 kişiliğini alıp birilerini uçursam nasıl olur? Tamamen böyle ama keyfi, hobi amaçlı başlayan bir serüven aslında. Ondan sonra hop 2 kişilik paraşütü edindim. Tek kişiliğimi sattım. Onunla arkadaşlarımı uçurmaya başladım. Daha sonra Vedat Aydın var. Türkiye'de değerli havacılardan biri ve beni aslında bu alanda var eden insandır diyebilirim. Sağ olsun Fethiye ortamıyla tanıştırdı. Zaten dedi sen dedi paraşütle uçuyorsun dedi, uçmayı da seviyorsun. Gel dedi Fethiye'de bu işi ticari olarak yap. Ve Fethiye Babadağ ortamına girdim. Yaklaşık 22 yıl, 23 yıldır Babadağ'da uçuyorum zaten yazları. Yani oranın eski pilotlarındanım. Ama diğer taraftan da
böyle bireysel olarak bir kişiye, iki kişiye, üç arkadaşıma eğitim de veriyordum son 15 yıldır. Fakat dedim ki ya bu ticari uçuş nereye kadar? Hani tamam çok keyifli, Ölüdeniz'de uçmak rüya, gerçekten bir cennet gibi orası. O oranın havasını koklamak, gökyüzünden o eşsiz manzaranın üzerinde uçmak değil bambaşka bir güzel bir şey. Harika bir şey. Yani hakikaten insanın ömrüne ömür katan bir coğrafya. Ve o coğrafyayı havadan görmek mükemmel. Ama dedim ki Sinan artık okullaş dedim yani. Bir şey o, bir marka yarat dedim ve Anatolia Paragliding adıyla kurdum ilk 2008 yılında. Fakat Anatolia Paragliding insanların telaffuzu anlamında zordu. Ve dedik ne olmalı? Daha akılda kalıcı bir isim olmalı ama ben Anatolia'yı Türkçeleştirmek istemedim. Anatolia zaten Anadolu'nun İngilizcesi. Başında ne olsa güzel olur falan diye düşünürken Fly çok, kulağıma çok hoş gelen bir kelime. Ve başına Fly ekledim, Fly Anatolia ve oldu bir marka bugün. Geçen 8 yıllık süresince de yüzlerce kişi eğitildi bu güzel mekanda. Evet. Kısaca aslında özetleyecek olursak, yılların tecrübesiyle birçok kardeşimin gönlünde yatan bir sizin nasıl ki gönlünüzce yatmış bir sevdaya parmak basmış oldunuz. Böyle bir eğitim kurumunu bizlerle Türkiye'mle buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Türkiye'm diyoruz çünkü İstanbul'dasınız aslında, Kartal'dasınız ama bizler yine biliyoruz ki sadece İstanbullular değil, Türkiye'nin dört bir yanından bu güzel mekana gelip bu eğitimi doğru adresten öğrenmek isteyen kardeşlerimiz var. O zaman biz de soruyoruz, diyoruz ki öncelikli olarak süre ne kadar? Sonrasında lisans veriyor musunuz? Öncelikli olarak tabii ki bir düzeltme yapayım. Şimdi okulumuz İstanbul'da, evet doğru. Dersimiz de İstanbul, Kartal'da. Fakat biz talep olması halinde Türkiye'nin her iline, Van'a da gidiyoruz, Edirne'ye de gidiyoruz, bilmem efendim Rize'ye de gidiyoruz. O zaman diyoruz ki bu vazgeçemeyeceğiniz bir sevda olacak. Ne yapıyoruz? Bütün İstanbulluları değil, tüm Türkiye'mi bir kez olsun bu muhteşem yamaç paraşütünü tatmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar olsun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.